Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün toplamda 100 liramız var ve bir 100 lirayla bir gün geçirme videosu yapmaya karar verdim. Karnımız aç, kahvaltı yapacağız, öğle yemeği yiyeceğiz, akşam yemeği yiyeceğiz, içecekler içeceğiz ve toplamda tam 100 liramız var. Bu ekonomide 100 lirayla bir gün geçirme. Şimdi kent meydanındayız. İşte buradan bir simitçiye gidelim. Oradan ne bileyim öğle yemeği falan. Bakalım. Bir 100 liramızla bugün neler yapabiliriz bakalım. Abi kolay gelsin. İki simit alabilir miyim? Çıtır olsun abi. Çıtır çıtır. Ne kadar abi? Kolay gelsin. 80 liramız kaldı. Arkadaşlar iki simit aldık. Şimdi iki çay söyledik. Gel abi, sıkıntı yok. Bravo, parasını da verelim. Ne kadar abi iki çay? 15. Şöyle ver abi. Beşte çayla gitti. İki simit, bir çay, iki çay, 15, 20 de bu 35. Arkadaşlar şu an çok susadım. Bir tane simit yedim ve çay içtim ve beni efsane susattı. Gidip şimdi kalan paramız ne kadar? Şöyle gel, kenara çekil biraz. Liramız kaldı. 5 lirasıyla su alacağız. 60 liramız kalacak. Kolay gelsin. Pardon. Şöyle vereyim. Teşekkürler. Arkadaşlar su 4,5 tuttu. Yani toplamda 60 lira 50 kuruşumuz kaldı. Suya 4,5 verdik. Kalan paramız. Ben yukarı yazarım kalan parayı ama kendim bakıyorum. 60 lira 50 kuruş. Suyumuzu içelim. Canım tatlı çekiyor ama yememem gerekiyor çünkü param yok. İdareli kullanmam gerekiyor. 100 liram var. Bunu başaracağız. Dikkat et abi. Beni tanıyan biri çıktı. Buna işte rol yapıyorsun diyen olursa en adi şerefsizdir ben söyleyeyim. Adam gerçekten beni tanıdı yani. Arkadaşlar şimdi geldik, canımız tatlı çekti. Markete gidip tatlı alacağız. Ya öyle kahvaltımız yaptık, iki tane simit yedik, bir tane çay içtik. Paramızın yarısı bitti. Daha öğle yemeğimiz var, akşam yemeğimiz var. Yani arada tatlılarımız var, çaylarımız var. Bunlarla 100 lira çok az para ya. Ama olsun. Biz bir gün geçirmeye çalışacağız. Gerekirse aç kalacağız, gerekirse tok gezeceğiz. Bakalım artık. Şimdi tatlı alacağız marketten.
Tabii çok büyük bir lükslü tatlıya kaçmayacağız. Gidip baklava almayacağız. Bir gofret alacağız. Artık 5-6 lira, 10 lira neyse bakacağız. Ekonomi çok iyi. Bir tane karamıyor. Fındık krema. Duo. Fiyatı 8 lira. Tatlı, bizim tatlı ihtiyacımızı kesecektir. Şöyle kırılmış üzgününden alayım. Hepsi kırık olsun. Gidip ödeyelim. Ne kadar? Şöyle vereyim. 2 liramız kaldı. Paramız az kaldığı için eğer bunlardan birini alırsak yapabilirsek bunlardan birini satabiliriz. Ve bu böyle şekilde paramızı yükseltebiliriz. Şimdi gel yaklaş şimdi. Makası iple kesersek kazanırız. -2. 2 lira daha kaybettik. Paramız çok az kaldı. Ne öğle yemeği yiyebildik, ne akşam yemeği yiyebildik. Yani bu çikolatayla acıkmazsam eğer çok öğle yemeği önümü idare ettirmeye çalışacağım. Kokoreççiye geldik. Umarım kokoreç ucuzdur. Uğur Usta. Abi kolay gelsin. Yarım 50 lira mı? Bir yarım alayım o zaman. Acı olmasın abi ya. Ayran prosedürdenmiş. Yani abi benim 50 liram olduğunu öğrenince ayranı bedavaya verdi. Abi biraz kokoreçten çalmış herhalde. Yarıya kadar kuru ekmek. Gerçekten 50 liralıkmış. Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Bugün 100 TL'li bir gün geçirdik. Fakat 100 TL bize yetmedi. Yani şöyle söylemem gerekirse eğer abi 1000 lirayla bir gün geçir 100 lira yetmiyor diyorsan like butonuna basın, yorumlarda belirtin ve 1000 liralık bir gün gelsin. 100 TL'yle sadece kahvaltı ve akşam yemeği yiyebildik. Yani 100 liranın bu ekonomide bir anlamı yok. 10 lira gibi olmuş 100 lira. O yüzden 100 lira hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani bugün aç kaldık. Ne eğlenebildik, ne gezebildik, ne çay içebildik, ne kahve içebildik, ne tatlı yiyebildik. Aldığımız bir karamiyo 8 liralık. 2 lirasını oyuna verdik, o da kaybettik. Yani demem o ki 100 liralık bir gün bizi zorladı. Bizi aç bıraktı. Siz olun. Yemeğinizi yanınıza taşıyın. Evde yiyin yemeğinizi. Dışarıda bir şey yenmez. Gerçekten ekonomi çok kötüymüş. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basın. Beğenmediyseniz tekrar izleyin ve beğenin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve 1000 liralık video gelsin diyorsanız yorumlarda belirtin.